çocuklar. Hangi işaret bu? Ünlem, ünlem. Beni görünce şaşırırsın. Korkup heyecanlanırsın. Cümlenin sonuna gelince duygunu belli eder. Beni koyarsın. Evet çocuklar, ünlem işareti. Ünlem işaretini görünce ne yapıyoruz? Orada cümlede bir korku anlamı var mı? Heyecan var mı? Sevinç var mı? Heyecan, şaşırma duygusu var mı? İşte bu bütün duyguları belli eden bu romantik işaret ünlem. Şimdi tahtayı temizleyip bazı cümleler yazalım, olur mu? Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Şimdi buradaki cümlelere bakın. Ben yine burada durayım. Videoyu durdur. Tahtayı yaz. Durdurdun mu? Yazdın mı? Aferin sana. Şimdi buradaki etkinliği beraber yapalım. Şimdi bazı kelimeler var. Bu ünlemi bize çok hissettiriyor. Bak. Alo. Alo. Canan öğretmenin öğrencisi misin? Canan öğretmenin öğrencisi misin? Alo. Bak, seslendim. Alo. Ünlem istiyor. Vah vah. Acıdım. Ünlem ister. Ey Türk gençliği. Seslendim. Ne yapıyor Mustafa Kemal Atatürk? Türk gençliğine sesleniyor. Ey Türk gençliği. Seslenmelerde ünlem. Eyvah. Korku. Ünlem. Tüh. Üzüntü. Ünlem. Şimdi buradaki cümlelere bakalım. Aldım elime kırmızımı. Cümlemi önce okuyorum. Yaşasın. Yarın teyzem gelecek. Yaşasın. Sevinç var değil mi? Dümdüz indi. Şöyle. Evet. Dikkat et. Çay dökülecek. Çocuklar burada bir şey fark ettiniz mi? Çay özel bir kelime değil ama büyük başlamış. Ünlemden sonra cümleye büyük harfle başlanır. Yani cümleyi hep sona yazmak zorunda değilim. Buraya da yazabilirim. Dikkat et! Çay dökülecek. Uyarıyor seni. Önceden sana sesleniyor. Hemen orada ünlem devreye giriyor. Vah vah. Üzüntü. Ünlemi koydum. Neden? Çünkü büyük harfle başlamış. Vah vah. Çok zayıflamış. Acıma var değil mi? Bir kişiye karşı acıyorsun. Çabuk ol. Tren gidecek. Heyecanlı, endişeli değil mi? Duygusunu aldın mı? Ay ne de güzel, ne de güzel aldın. Aferin. Ne? Küt diye yere düştü ha? Evet, burada da şaşırıyor. Ne? Küt diye yere düştü ha? Bu da bu şekilde. Evet çocuklar, ünlemi ben çok seviyorum. Çünkü ben duygularımı ifade etmeyi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Bunun sonuna da bir ünlem koyuyorum. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.